Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız en son 2. Bayezid dönemini ele almıştık. Bu hafta da ele alacağımız yine Osmanlı tarihinin en tartışmalı isimlerinden birisi olan Selim, 1. Selim. Yavuz Sultan Selim diğer adıyla. Yavuz lakabı ve daha çok sertlik bildiren bir lakap. Şimdi Yavuz biliyorsunuz tahta geçişini şöyle bir hatırlarsak babası 2. Bayezid'di. Dört kardeştiler yaşayan. Şahin Şah isimli kardeşinin Konya'da vefat etmesi üzerine üç kardeş kalmışlardı. Ve bu taht üzerinde belki de en az ne diyelim geçme ihtimali en az olan kişi Selim'di. Fakat buna rağmen çünkü en uzak sancakta bulunan Selim de Trabzon sancağındaydı. Diğer kardeşleri işte Ahmet Amasya sancağındı. Şehzadeler diğeri Amasya'daydı. Bir diğeri de Saruhan sancağındaydı. Şehzade Korkut. İstanbul'a bu iki kardeşin ulaşma ihtimali çok daha kuvvetliydi. Fakat Selim'in İstanbul'a ulaşması daha zordu. Bayezid'in tahttan çekileceği iddiaları üzerine Yavuz işte bir askeri darbeye girişmiş. Önce babası ile savaşmış fakat savaşı kaybetmiş. Arkasından da ikinci kez tekrar özellikle kayınpeder olan Kırım Hanı'ndan destek alarak da ikinci kez ordusuyla Edirne üzerine gelmiş. Yeniçerilerin de şey yapmasıyla Bayezid'i bir anlamda etkilemesiyle Bayezid emekliye ayrılmış. Tahtı oğlu Selim'e bırakmıştı. Selim özellikle şehzadelik dönemlerinde şu gördüğünüz işte daha çok bu İran toprakları, Şah İsmail'in toprakları, bu Anadolu'daki toprakları, bunun dışında Akkoyunlu Devleti'nin mirasçısı olan Safevi Devleti bu bölgede yoğun bir propaganda yapıyordu. Hatırlarsanız Şah Kulu ayaklanması bu Antalya tarafında çıkan bir ayaklanmaydı. Bu ayaklanmanın benzerleri Doğu Anadolu'da da çıkıyordu. Özellikle Türkmenler üzerinde Şah İsmail'in büyük bir etkisi vardı. Kendisi bizzat şehzadeyken bile buraları akınlar düzenlemiş, pek çok ganimet elde etmişti. Yani Selim en önemli tehlikenin doğudan geldiğini, doğunun eğer Osmanlı topraklarının hani bugün Anadolu'yu kıyaslarsak yarısı bizim elimizdeyken yarısı İran'la Memlüklerin elinde. Bu toprakların batıya yapılacak bir sefer için kontrol altına alınması gerekiyordu. Diğer türlü Safevilerin, Şah İsmail'in devamlı Osmanlı'yı iç işlerine müdahale ederek buradaki Türkmenler üzerinde Şiilik propagandası yaparak bir yandan da sürekli burayı kışkırtacakları, sürekli olarak bir iç isyana teşvik edeceği ortadaydı. Öbür taraftan Kilikya bölgesine Adana'ya kadar hükmeden Mersin sınırına kadar gelmiş olan Memlükler Devleti de sürekli olarak Osmanlı'yı bu bölgede batıya yapacağı seferlerde arkadan vurma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Yani bir anlamda Selim dönemi Doğu politikasının Osmanlı Devleti'nin doğudaki sınırlarının çizildiği ve bütünüyle artık batıya yapılacak seferler için geriyi ardımızı sağlama aldığımız bir dönem. Yani Yavuz babası sağken dedik babasını tahttan indirdi. Büyük kudretli bir padişahtı. Yeniçeriler onun dışında hiçbir şehzadeyi tahta kabul etmediler. Israrla Selim'in tahta geçmesini istediler. O da tabii Selim'in tahta geçmelerini istemelerinin nedeni de şu. Biliyorsunuz Yeniçerilerin en büyük gelir kaynağı ganimetler. Bayezid doğru düz savaş yapmamıştı. Çıktığı seferi Humayunlar Sırbistan taraflarına. Onun dışında doğru düz bir Kırım'ı bağlamıştı. Ki Fatih döneminde esasında bağlanmıştı ama oradaki bazı kefe gibi yerler yine Bayezid döneminde ele geçirilmişti. Yani savaşmak istiyordu Yeniçeriler. Ganimet istiyordu, sefer istiyordu. Yavuz da buna hazır biriydi. Yani sefer aşkıyla, gaza aşkıyla tutuşuyordu. Bu yüzden diğer kardeşlerine göre Selim'i daha öne çıkarıp bunun en azından tahtı geçmesini Yeniçeriler istediler. Tabi istediklerine pişman mı oldular yoksa gerçekten istedikleri padişah mı oldular? Bu tartışmalı. Çünkü Selim'in çok fazla insanı öldürdüğü, çok fazla Yeniçeri'yi katlettiği, hatta birçok veziri ortadan kaldırdığı ile ilgili ciddi olaylar anlatılır. Hatta Yavuz'la ilgili, Selim'le ilgili şöyle bir rivayet olduğu da söylenir. O günlerde bir bedduaymış bu. Allah seni Selim'e vezir etsin diye. Çünkü Selim'e vezir olanların hayatı gün be gün tehlike altındaymış. Yavuz'un çok fevri hareket ettiği ve çoğu kez de kendi görüşüne katılmayan vezirlerini katlettiği de rivayetler arasındadır. En ufak bir gevşekliğe müsamaha göstermemiştir. Biraz ben bu sertliğini buna yoruyorum. Babası Beyazıt'ın yumuşaklığından bu Yeniçeriler özellikle çok yüz bulmuşlardı. Babasına her istediğini kabul ettirmişlerdi. Öyle oldu ki artık bu iş babasının tahttan indirilmesine kadar Yeniçeriler müdahale etmeye başlamışlardı. Yani bir yerde eğer Yeniçeri'ye yüz verirsen, orduya yüz verirsen bunun neticesi seni bile tahttan indirirler.
Böyle bir duruma karşı elbette Selim'in daha sert tedbirler alması ve Yeniçerilere karşı müsamahasız davranması belki de dönemin koşulları gereğiydi. Diğer türlü bu tabiri caizse arsız orduya baş eğdirmek mümkün değildi. Selim de bunu yaptı esasında. Daha da fazlasını da yapabilirdi. Ona İslam dünyasının veya Osmanlı İmparatorluğu'nun İskender'i deniliyor. Hakikaten de eğer bence Yeniçerileri arkasına alabilseydi, Makedonyalı İskender gibi yanında Makedonyalı bir ordu bulunsaydı belki, Selim'in İran işlerine hatta Hindistan'a kadar, diğer taraftan Mısır'la da yetinmeyip, bence buradan Afrika çöllerine kadar inip buraları tamamıyla Osmanlı toprağına katacağında kuşku yoktu. Fakat her seferinde bu kadar sert olmasına rağmen Yeniçerilerin isyan ettiği ve her seferinde geri dönmek üzere Yavuz'u sıkıştırdığını biliyoruz. Biraz gelirsek saltanat yıllarını. Yavuz Selim Osmanlı mülkünü en çok geliştiren padişahtır. Ve üstelik bunu 8 yıl gibi kısa bir sürede yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu o zaman da 2.375.000 km² sahipken, burada da görüyorsunuz şu renkli kısımlar, Beyazıt döneminde fethedilen topraklar. Diğerleri ise Selim'in fethettiği topraklar. Bu toprakların tamamı işte Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Kırım Hanlığı ve Doğu Anadolu'nun belki de işte İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun sınır noktasında kurulmuş olan yarısı Anadolu'nun Osmanlı topraklarında, yarısı da İran'la Memlük toprakları içerisinde. Bu 2.375.000 kare olan Osmanlı mülkünü 8 yıllık süre içerisinde 6.557.000 km² çıkartmıştır. Bu da toplam en azından Osmanlı yüz ölçümünün 2,5 kat arttığını göstermektedir. Onun döneminde Osmanlı hazineleri ağzına kadar dolmuştur. Hatta şöyle bir rivayette bulunulmuştur. Ben demiş Yavuz, bu hazineleri doldurdum. Osmanlı Sarayı Humayun'u, Osmanlı hazinesini doldurdum. Eğer benden sonra gelen bir padişah bu hazineyi doldurabilirse onun mührüyle mühürleyin ama dolduramazsa benim mührümle mühürleyin diye. Hiç kimsenin onun dışında bu hazineyi dolduramadığı ve sürekli olarak bir alışkanlık haline geldiği, bütün hazinenin daima Yavuz'un mührüyle mühürlendiği söylenir. Yani bu kadar da büyük ganimetler elde etmiştir. Özellikle Halep'te, Şam'da, Mısır'da, Tebriz'de, Diyarbakır'da, pek çok topraklarda büyük hazineler elde etmiş. Bu hazinelerin de önemli bir kısmını İstanbul'a getirdi. Osmanlı Devleti'nin hazinesine aktarmıştır. Dedik ki onun tahta geçmesinden sonra iki kardeşi vardı. Bunlar henüz hayattaydılar. Yeniçeriler isyan edip babasının yerine Selim'i tahta çıkarınca iki kardeş Korkut'la Ahmet, bunların durumunun ne olacağı bekleniyordu. Elbette bir Cem Sultan olayı, daha eskilerden işte Şehzade Mustafa olayı, Şehzade Kasım olayı, birçok farklı şekillerde bu şehzadelerin nasıl Osmanlı açısından bir tehlike haline geldiği ortadaydı. Selim şöyle bir taktik izledi, belki de çok akıllıca bir taktik izledi. İki kardeşine önce dokunmadı ve bunları farklı yerlere, vilayetlere gönderdi. Buralarda bunları denemek istedi. Bunlara bazı paşaların ağzına mektuplar yazdı. Bu mektupları, yani ne diye yazıyor bu mektupları? Acaba kendilerinin bir saltanat iddiası var mı? Padişaha karşı ayaklanma ihtimalleri var mı diye. Bu şekilde işte biz seni destekliyoruz, direkt senin arkanda, Selim'e karşı işte büyük bir tepki var, Yeniçeriler işte seni sultan olarak görmek istiyorlar gibi. Bu yazılan mektuplar neticesinde önce bu mektuba kanan Korkut oluyor. Korkut işte buna kanıp ayaklanıyor. Ayaklanınca da Selim tarafından ortadan kaldırılıyor. Benzer şekilde ikinci bir anlamda zarf attığı kişi Şehzade Ahmet oluyor. Şehzade Ahmet de benzer şekilde ayaklanınca yine bunu da ortadan kaldırıp bütün kardeşlerini ve kardeşlerinin çocuklarını ortadan kaldırıp tek başına Osmanlı tahtında, Osmanlı mülkünde tek başına hükmetmeye başlıyor. Bir tane oğlu var zaten yaşayan, o da Süleyman. Süleyman da doğuya yapacağı seferler için çağrılıp İstanbul'da onun yerine vekalet ediyor. En önemli iki düşmanı, yani doğu tehlikesi, doğu politikası diyebileceğimiz iki tane önemli düşmanı var. Birisi Şah İsmail, biri de Memlükler. Şimdi Memlüklerle az çok Memlük Devleti bir Müslüman devlet, evet. Diğer taraftan Sünni bir devlet. Ve buradaki yöneticiler de büyük ölçüde bir taraftan önce Kıpçak Türkleri, arkasından Çerkezler. Burada yani nüfusun çoğunluğu Arap olmasına rağmen, zaten biliyorsunuz aşağı yukarı bu Nurettin Zengi'den beri bu bölgede işte arkasından Eyyubiler, arkasından işte Memlükler, tamamıyla Türkler egemenler.
Yani toplumun önemli bir kısmı Müslüman ve Arap olmasına rağmen bu bölge aşağı yukarı Yavuz'dan çok daha önce 400-500 senedir Türkler tarafından yönetiliyor. Diğer tarafta Safeviler. Safevi Devleti Uzun Hasan'ın devletinin yıkılmasından sonra bu bölgede ortaya çıkıyor. Uzun Hasan Sünni ve Türkmenlere dayalı bir politika izliyor. Bu devlet yıkılınca özellikle Otlukbeli'nde Fatih'in gazabına uğrayıp da o bir anlamda geri çekilmeye şey yapınca, zorlanınca burada ortaya çıkan boşluğu Şah İsmail'in dedeleri dolduruyor. Bunlar esasında dervişlikten geliyorlar. Zaten ileride bunun örneğini anlatacağım. Yavuz kendisine bir hediye yollayacak. Bunlar dediğim gibi şeyden şehitlikten geliyorlar. Şehitlikten şahlığa denilmesi de boşuna değil. Zaman içerisinde bu aile işte babasının katledilmesini, işte burada gördükleri zulümler bu ailenin Türkler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasını sağlıyor. Ve bu sayede Şah İsmail burada Türkmenler üzerine bir iktidar tesis ediyor ve bütün İran'a hükmetmeye başlıyor. Ana politikasının temelinde dini, yaşamının temelinde Şiilik var. Yani Şii bir devlet, Şah İsmail'in kurduğu devlet. Türkmenlerin de yoğun olarak Alevi veya Şii olması burada büyük ölçüde Şah İsmail'in kullanabileceği bir alan oluşmasını sağlıyor. Belki Osmanlı'nın Sünni olması nedeniyle de böyle bir Şiiliği temsil ederek ayrı bir belki kendi devletini kurmak amacıyla bir motivasyon amacında da olabilir. Kendisinin işte Türkçe yazdığı divanlar var. Yani Yavuz'la aslında Şah İsmail ikisi de ki Memlükler de öyle. Üç tane büyük Türk devleti var burada. Ve bu üç devletin de birbirine karşı mücadelesi söz konusu. Bir yerde dediğimiz gibi bunları kontrol altına almak, doğu sınırını güvenlik altına almak son derece önemli. İlk çıktığı seferlerden birisi dediğim gibi Şah İsmail'e karşı Çaldıran Seferi. Önce kardeşleriyle ilgili mevzuyu hallettikten sonra 2 yılını da bununla aldığını düşünürsek son 6 yılında bütün bu seferleri 6 yıla sığdırıyor. Şimdi önce rivayetlere göre nereye sefere çıkıldığını söylemiyor ordusuyla. Doğu Anadolu'ya doğru sefere çıkıyor. Burada belki Safevilerin nüfuzundan çekiniyor. Bu Yeniçeri Ocağı biliyorsunuz Bektaşi, Hacı Bektaş'tan nefes almış bir ocaktır ve Bektaşilik yani bir tür aslında Şiiliğin diyebileceğimiz Alevi'yle yakın bir mezhep değil de bir ne diyelim tarikattır Bektaşilik. Bundan kaynaklı olarak belki Şah İsmail'e karşı sefere çıkmak istememelerine yormuş da olabilir. Bir süre ordunun nereye sefere çıkacağını gizlemiştir. Tabii ki batıya yapılan seferlerde iş daha kolay. Karşınızda bir Müslüman olmayan, gayrimüslim bir toplum var. Fakat burada Müslümanlara yönelik yapılan bir sefer veya bundan sonra takip edecek ikinci sefer, Memlüklere yapılacak olan seferler. Burada tabii ki orduyu motive etmek daha zor. Çünkü karşınızda Müslüman bir toplum var ve bir de Türk bunlarda. Doğal olarak da Yavuz'un işi daha zor. Yani burada en ufak bir şeye müsamaha etmemek gerekiyor, disiplinsizliğe. Çünkü dediğim gibi diğerlerinde karşınızdaki gavur olduğu için, gayrimüslim olduğu için hem canı malı size helal gözüküyor, ganimet alabiliyorsunuz birçok anlamda. Öldürdüğünüz kişiyi bir gaza ruhuyla yapıyorsunuz ama öbür tarafta karşınızda da bir Müslüman olunca bu iş tabii savaş daha da zor bir şey. Yavuz daha sonra orduyu İran tarafına çeviriyor. Gitmeden önce bir mektup yazıyor sefere çıkmadan önce. Mektubun içeriği şu arkadaşlar. Diyor ki Osmanlıların padişahı olan ben, asrın kahramanlarının efendisi olan ben, bütün şahsımda Feridun'un gücünü, İskender'in şanını, Hüsrev'in adaletini ve bağışlanmasını topladım. Bütün kafirleri yok eden, hakiki imanın düşmanlarını ezen, asrımızın firavunlarını ve zalimleri ne dehşet saçan ben, en kuvvetli asaları bile kıran ben, Murad'ın oğlu, Fatih Mehmet Han'ın oğlu, 2. Sultan Bayezid'in oğlu Sultan Selim Han. Sana zalimlikte İran'ın kanlı hükümdarları Sohak ve Afrasyab'a benzeyen birliklerin başkanı Emir İsmail'e diyorum ki. Mektup böyle başlıyor. Kendisini uzun uzadıya anlattıktan sonra karşısındaki kişiye sen Emir İsmail. Şu halde diyor biz senden hemen ülkene dönmeni ve mülkümüzden tecavüz edilerek alınan toprakların derhal iadesini istiyoruz. Lakin başına gelecek felaketlere rağmen eğer hala geçmiş davranışlarına ısrar edersen az bir zaman sonra ovalarının çadırlarımızla kaplandığını ve askerlerimizin topraklarını istila ettiğini göreceksin. İşte o zaman kahramanlık mucizeleri olacak ve Tanrı'nın ordularımız hakkındaki iradesi aramızda hesaplaşılacaktır. Bundan gerisi selamet yolunda ilerleyenlere selam olsun.
Ya Oğuz'un çıktığı seferde bir ölçüde bu Özbeklerle de yine Şah İsmail arasında bir kavga var. Özbekler Türkistan taraflarında Sünni bir devlet. Bu işte özellikle şeyin dağılmasından sonra, Altınordu Devleti'nin dağılmasından sonra burada kurulan Şeybani Hanlığı ve bunun arkasından izleyen bir Özbek Hanlığı söz konusu. Burada Özbek Sünni Devleti'ne karşı Şah İsmail'in kazandığı zaferler var. Diğer de bu Özbeklerin de Yavuz'un destek istediği Şah İsmail'e karşı ittifak arayışına olduğunu söyleyebiliriz ki sonraki dönemde Özbekler Yavuz'a teşekkür edecekler. Şimdi sefere çıktı Selim ordusuyla birlikte. Yaklaşık olarak bir 100-120 bin kişilik bir orduyla sefere çıktı. Fakat git önüne kimse yok. Yani Doğu Anadolu topraklarını gördünüz. Aşağı yukarı Tokat'tan sonrası Şah İsmail'e ait. Fakat Tokat geçildi. İşte daha ilerilere de gidildi. Erzurum geçildi. Ortada Şah İsmail diye birisi yok. Ne oluyor? Karşımda çıkmayacak mı? Şah İsmail'e Selim şöyle bir hediye yolluyor. Bir kuşak, bir değnek ve bir de cübbe gönderiyor. Bununla atalarının işte şehitlikten gelme olduğunu dile getirip kendisiyle bir anlamda alay etmeye çalışıyor. Belki bunları al, git tekrar tekkene, bırak bu devlet işlerini demeye getiriyor. Sefere karşı tabii ki ilerleme sürdükçe muhtemelen Şah İsmail'in de şeyi şu, planı şu. Osmanlı ordusunu aç ve susuz bırakmak, İran işlerine doğru çekmek ve mümkün olduğu müddetçe bu ağır hasar almış orduya son darbeyi İran işlerinde vurmak. Yani böyle bir geriye çekilerek hani Rusya'nın biliyorsunuz tarih boyunca yaptığı en önemli savunmadır. Sürekli Rusya işlerine doğru çekilerek soğun ve lojistiğin yani lojistik destek sağlanamamasının neticesinde içlere doğru çekilip orduyu mahvetmektir. Orduyu aç ve susuz bırakmaktır. Buna benzer bir şekilde de Doğu Anadolu'nun dağlık ve daha İran işlerine doğru gidildikçe çöllük bölgelerinde bütün bu su kuyularını zehirlettiği, işte bütün tahılları ortadan kaldırdığı, yaktırdığı söylenir Şah İsmail'in. Bu sayede Yavuz ya geri dönecektir ya da ağır ve bitkin bir şekilde İran'a ulaşıp burada son noktayı Şah İsmail vuracaktır. Kendisi Çaldıran Ovası'nda bugün Tebriz taraflarında, bizim bildiğimiz Muş'un Çaldıran Ovası değil, Tebriz taraflarında ordusunu kendisi seçtiği bir ovada savaş pozisyonu alarak beklemektedir. Fakat dediğim gibi onu çok daha gerilerde Doğu Anadolu'da bekleyen Yavuz, ordu sabırsızlanmasına rağmen bir türlü karşısında Şah İsmail'in ordusunu görmeyince geri dönmekle ilgili bazı en azından Yeniçeriler arasında iddialar yükselmeye başlamıştır. Hatta kendisinin çok sevdiği çocukluk arkadaşı Hemdem Paşa'yı ona aracılığa veya şefaate göndermişlerdir. Yani sen git Selim'e rica et, bu seferden geri dönelim. Ordu artık şey değil, istekli değil. Bu sefer nereye kadar gidecek? 40 gün oldu, hala yürüyoruz ve hala ortada bir düşman söz konusu değil. Bizzat kendisi bu aracılık isteği üzerine kendi çok sevdiği Hemdem Paşa'yı orada idam ettirmiştir. Hiçbir şekilde Yavuz bir müsamaha göstermemiş. Bir yerde bu seferin bu sefere karşı çıkan herkesin veya bu seferden vazgeçmeyi düşünen herkesin gözünü kırpmadan öldüreceğini göstermiştir. Bu kararlı duruşu elbette orduyu disipline etmiştir. Tabii yaptığı konuşmalarla da ordunun moralini yüksek tutmaya çalışmıştır. Yani Yavuz aldığı bir kararı asla vazgeçmeyen, asla geri dönmeyen birisi. Onun belki bu sert duruşu, onun bu müsamahasız tavrı Yeniçerilerin boyun eğmesine yol açmış. Sonra yine ilerlemeye devam ediyor Selim ve hala ortada dediğim gibi şey yok, Şah İsmail yok. Şöyle güzel bir mektup veya güzel bir latife yazıyor. İsmail sağ mısın? Ölü müsün? İşte geliyorum. Haftalardır ne seni ne ordunu göremeden ilerliyorum. İnan bana tavsiyelerimi dinle. Eğer saklanmakta devam edersen bil ki adam değilsin. Miğferini çıkart, yerine kadın peçesi tak, zırhını at ve şemsiyeyle yelpaze al. Yani gördüğünüz gibi son derece ağır bir mektup yazıyor. Erkek isen karşıma çık, kadın sana diyor sana al bir peçe gönderiyorum, bir şemsiye, bir de yelpaze. Bundan sonra diyor artık kadın kılığında gez. Sen erkek değilsin. Tabii ki ağır bir mektup. Yani erkek olan karşıma çıkar. Sen ki korkaksın. Beş para etmez bir adamsın. Karşıma çıkmaya bile cesaretin yoktur diye bir yerde kışkırtmaya çalışmış Yavuz. En sonunda Yavuz da ordusuyla Tebriz taraflarına gelip karşısında nihayet Şah İsmail'i görüyor. Şah İsmail dediğim gibi daha önceden Çaldıran Ovası'na gelip burada pozisyon alıyor. Ordusunu müstahkem bir şekilde yerleştiriyor. Sağ ve sol kanatlarını geriden gelebilecek tehlikelere karşı güven altına alıyor. Burada Şah İsmail'in güvendiği ordusu içerisinde
Ne var? Ne var derseniz, süvari birliğine güveniyor. Yine İran atları ve İran atları savaşta çok mahirler. Bunun 10 bin kadar süvarisi var. Bunun yanında 60 bin kişilik bir piyade birliği, 30 bin kişilik de gürz ve okçu birliği var. Selim önce paşalarıyla müzakere ediyor. Hemen saldıralım yoksa askerler dinlensin. Bir gün sonra 40 gün yürümüş ordu ve 40 günün sonunda Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'in çadırlarıyla karşılaşmışlar. Bazı paşalar beklenilmesini, bazıları ise biz beklersek Yeniçeri şey yapabilir, korktuğumuzu düşünebilirler veya Şah İsmail korktuğumuzu düşünebilir ve Yeniçeriler bir sorun var mı diye akıllarına gelebilir. Beklemeyelim, derhal saldıralım. Böylelikle hem ganimete ulaşma arzusuyla ordunun moralinin yüksek olacağını, ordunun işte bir an önce savaşı sonlandırıp ganimetlere ulaşmak için daha var gücüyle savaşacağını söylüyor. Zaten Yavuz da istediği cevap bu. Hemen ordusunu savaş düzeni aldırıyor. Osmanlı ordusunda da ön tarafta Rumeli, İskenderoğulları ve Mihailoğullarının öncü birliği var. Onun dışında sağ ve sol kanatlarda Anadolu ve Rumeli sipahileri. Ön tarafta Azaplar. Arka tarafta ise padişahın merkezde bulunan Yeniçeriler. Osmanlı ordusunun asıl vurucu gücü, yani profesyonel askerleri Yeniçeriler. Azaplar daha çok ön tarafta pozisyon alıp ordunun gerektiği zaman geri çekilerek arka taraftaki topların önünü açıyorlar. Selim'in üstünlüğünü sağlayan şey bir tüfekler, iki toplar. Bu topları düşünün ki kaç bin kilometre, yani İstanbul'dan Erzurum'u düşünün. Yani bugün otobüsle bile aşağı yukarı 24 saatte gidiyor. Ki daha da fazladır belki. Düşünün Tebriz'e kadar topların hayvan gücüyle nasıl çekilerek götürüldüğünü düşünün. Bu sahra toplarını oraya kadar götürüyor ve orada savaş pozisyonu alınıyor. Yani sayısını bilmemekle birlikte 200'ün üzerinde sanırım orada top söz konusu. Yine Yeniçerilerde de ateşli silahlar da var, tüfek de var. Savaş Osmanlı ordusunun azapların saldırısıyla başlıyor ve Şah İsmail'in süvarileri bunları karşılıyor ve bunları çembere alıyor. Ve burada ağır bir zayiat veriliyor Osmanlı ordusuna. Bunun üzerine azaplar geri çekiliyorlar. Geri çekilerek Osmanlı topçusunun önünü açıyorlar. Top devreye girince birdenbire süvari birlikleri bozulmaya başlıyor. Tabii bir tarafta top, diğer tarafta atlılar. Atlar korkmaya, ürkmeye başlıyor. Bunu bir de Yeniçerilerin silah atışları takip ediyor. Bu ateşli silahların gücüyle esasında Osmanlı ordusu büyük bir üstünlük sağlıyor. Bu sırada Şah'ın birer birer komutanları yere düşüyor, ölüyorlar. Şah da bir Yeniçerilerin attığı mermiyle yaralanıyor ve atından düşüyor. Bu arada onun sadık kullarından birisi Şah'ın düştüğünü görünce Şah'ı bir başka işte şey bendesi atına bindirip arkaya savaş yanında gerisine taşıyor. Adamlarından biri de ben Şah'ım diyerek Yeniçerilere kendisinin Şah olduğunu söyleyip Şah'ın kaçmasını sağlıyor. Bu sayede Şah İsmail ordusunun toparlanamayacağını, yok edildiğini görünce de çareyi kaçmakta buluyor. En işte önemli gözdesi, cariyesi niye de geride bırakarak, bütün savaş alanına getirdiği ganimetleri de bırakarak, hepsini bırakarak kaçmak zorunda kalıyor. Bu şekilde Yeniçeriler hem ganimete kavuşuyor hem de dediğimiz gibi pek çok esir alınıyor. Bunun üzerine Yavuz Şah İsmail tehlikesini ortadan kaldırıyor ve arkasından Tebriz'e giriyor. Tebriz'i Osmanlı mülküne katıyor. Burada kendi adına hutbe okutuyor. Buradaki pek çok ilim erbabı ve zanaatkarı İstanbul'a gönderiyor. Böylelikle Doğu Anadolu tehlikesi, yani Doğu Anadolu için en önemli tehlike ortadan kalkmış oluyor. Dediğim gibi kendisi İran işlerine ilerleyip Şah İsmail'i sonuna kadar kovalamak niyetinde. Fakat ordu böyle bir seferin devam etmesini istemediği için, çocuğumuzu özledik, ailemizi özledik diyerek bir yerde ordunun isteksiz kalışı nedeniyle Nahçıvan veya işte Azerbaycan üzerine dönüyor. Kışı Amasya'da geçiriyor, oradan geriye İstanbul'a dönüyor. Arkasından bu savaş sırasında Memlüklere bağlı olan Dulkadiroğullarının yaptığı ihanet üzerinde Osmanlı'yı geriden vurma, işte Osmanlı'ya karşı Türkmenleri ayaklandırma siyasetinden dolayı bizzat babasının kayınpederi olan Dulkadiroğulları üzerine yürüyor. Kendisi değil ama kendisi Şeyh Suvaralı Ali Bey'i görevlendiriyor. Burada yapılan Turnadağ Savaşı'nda Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılıyor, Osmanlı'ya bağlanıyor. Bu şekilde bütün Anadolu toprakları artık Osmanlı mülkü haline geliyor. Bundan sonraki Yavuz'un ikinci potansiyel tehlike olarak gördüğü kimler? Memlükler. Dediğim gibi Memlükler üzerine bir sefer hazırlığına girişiyor Osmanlı Devleti. Önce 40 bin kişilik öncü bir birlik Torosların eteğinde geziyor.
Oralardan işte bir gizlice Anadolu içlerinden Suriye'ye doğru sızma planları yapıyor. Troslar üzerinden Suriye'ye veya Güneydoğu'ya, Kilikya bölgesine sızma planları yapıyor. Bunu haber alan memlükler bir Kansu Gavri önderliğinde bir ordu toparlıyorlar. Bunun üzerine Yavuz Selim adet olduğu üzere memlüklere savaş ilan ediyor. Ve savaş ilanından sonra topladığı yine 120 bin kişilik ordusuyla memlük topraklarına doğru sefere çıkıyor. Önce Güneydoğu'ya da Diyarbakır, Urfa gibi kentlere ile geçiriyor. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak dirençle karşılaşmıyor. Bu bölgedeki Kürt ve Arap nüfus büyük ölçüde Osmanlı'ya tabi oluyorlar. Arkasından bugünkü işte Kilis taraflarındaki Mercidabık bölgesine ulaşıyor. Ve burada yaklaşık işte 60 bin kişilik bir ordusuyla Memlikli Sultanı Kansu Gavri'yi görüyor. Yine savaşın kaderini belirleyen Osmanlı topçusu oluyor. Burada Osmanlı topçusunun ağır atış desteği ve Yeniçerilerin silahlı gücüyle aslında şunu da gösteriyor. Osmanlı ordusunun ne kadar modern bir ordu olduğu, diğer özellikle hem Safevi hem de Memlik ordularının çağını iyi takip edemedikleri, ordu içerisindeki ateşli silahların gücünü henüz fark edemediklerini gösteriyor. Osmanlı'yı ayakta tutan şey biraz modern harp tekniklerini çok yakından takip etmiş olması. Ve netice olarak Kansu Gavri atından düşüyor, bir Yeniçeri tarafından öldürülüyor. Hatta bununla ilgili de bir şey anlatılıyor. 80 yaşına falan vardı söyleniyor Kansu Gavri'nin. Yavuz'un onu öldüren, hatta Yeniçeri'ye kızdığı, onun da kafasını vurduğu söyleniyor. Yani bir yerde belki istemeyerek de olsa bunun öldürülmesinden mutlu olmuyor. Sonra 200 bin kişilik kent Halep'e giriyor ve Halep'te dediğim gibi dirençle karşılaşmıyor. Buradaki işte pek çok 200 bin kişilik bir nüfusa sahip Halep. Ve bu şehrin dediğimiz gibi zanaatkarları, sanatçıları meşhur. Arkasından buradan takip ederek Şam'a doğru yola çıkıyor. Şam'da yine 400 bin kişiye ulaşan nüfusuyla bölgenin ticaret, sanat önemli bir merkezi. Şam halkı da yine bu bölgedeki zaten Lübnan ve Şam bölgesindeki halk büyük ölçüde Osmanlı'ya karşı direnç göstermiyorlar. Zaten daha önce de bölgeyi yöneten başka bir Türk devleti Memlükler. Aşağı yukarı dediğim gibi 500 yıldır bölgeyi Türkler yönetiyor. Yani eski efendilerinin yerine yeni efendilerin gelmesi onlar için de çok da fazla önemli olmuyor. Önce bir birliği Gazze tarafına gönderiyor Yavuz. Burada Canberdi Gazali öncülüğündeki yeni toplanan bir Memlük ordusunu Gazze'de püskürtüyor. 5000 kişi civarında bir Canberdi Gazali'nin birliği var. 4000 kişilik dediğim gibi bu aşağı yukarı buradaki birliğiyle bu saldırıyı püskürtüyor. Çöle yaklaştığında Sina çölüne, daha doğrusu evet çöle yaklaştığında tabii bu çölü geçmek aşağı yukarı zor, hem yiyecek bakımından hem ikmal bakımından 7 gün içerisinde bu çölü geçtiği söyleniyor. Ve ilk defa çöle yağmur yağmasının da işlerini kolaylaştırdığı, bu sayede susuzluk çekmeden çölü geçerek Kahire önlerine Osmanlı ordusu ulaşıyor. Tumanbay, Kansu Gavri'nin ölümünden sonra yeni bir Türk lider seçiliyor Tumanbay. Kurtbay, Tumanbay bunlar o dönemin önemli Memlük sultanları. Son direnişi yaklaşık olarak işte 20 bin kişilik bir ordusuyla Tumanbay, Ridaniye önlerinde El Maktum Dağı çevresinde kurmaya çalışıyor. Kendisinin işte diğer Kahire gibi yerlerden getirdiği toplarla burada bir savunma mevziği oluşturuyor. Bu savunma mevziğinde topların sabit yönlü olması bir yerde Osmanlı'nın işini kolaylaştırıyor ve arkadan dolanarak topların menzil dışına çıkıyorlar. Ve hızlı piyade atışları, ağır top atışlarıyla yine Tumanbay'ın ordusunun gücünü dağıtıyorlar. Netice olarak Tumanbay elindeki kalan orduyu da kaybediyor. Son bir saldırıyla Yavuz sanarak işte Sinan Paşa'nın otağına saldırıyı düzenliyorlar. Burada Selim sanılarak Vezire Sinan Paşa ölüyor. Sonra Tumanbay 7000 kişilik bir birlikte kaçıyor. Geriye çekiliyor. En son işte bu Kahire içlerinde yaklaşık bir hafta sürecek olan bir direniş sergiliyorlar. Neredeyse mahalle mahalle, semt semt bir milis savaşı, gerilla savaşı veriyorlar. Yani bir yerde savaşmadan hiçbir toprağı terk etmiyor Tumanbay'da. En sonunda 7 gün sonunda şehir tamamen teslim alınıyor. Tumanbay daha güneye, iç kesimlere doğru kaçıyor. En son burada da kendisine ihanet eden bir Arap şehit tarafından ihbar ediliyor. Ve Yavuz bunu teslim alıyor. Önce buna biraz iyi davransa bile sonrasında kendisine karşı bir tehlike olacağını düşünerek idam ettirip Kahire girişine astırıyor. Böylelikle kesin olarak artık Memlüklerin buradaki egemenliği sona eriyor. Bu bölgeyi Memlüklerle aslında kendisi daha önce bu Gazze seferi başlamadan önce Tumanbay'a eğer teslim olursa Mısır'ı kendisine bırakabileceğini söylüyor. Fakat
Bunu reddetmesi de Tumanbay'ın sonunu hazırlıyor. Netice olarak bir süre burada kalıyor Yavuz. Buradaki hazineleri İstanbul'dan gelen gemilere yüklüyor. Daha içlere dediğim gibi gitme şeyi var, düşüncesi var Afrika içlerine doğru. Fakat yine Yeniçeriler ailemizi özledik, gitmek istiyoruz deyip yine Yavuz'u kararından vazgeçiriyorlar. Yani bu kadar sert davranmasına rağmen Yavuz'un bir şekilde bunları da önleyemediğini söyleyebiliriz. Demek ki Yeniçerilerin ne kadar hakikaten de isyan etmeye alışkın olduklarını gösteriyor. Mısır tabii fethedilince buradaki yoğun dediğim gibi ganimetler Mısır devletinin bütün hazineleri Osmanlı'ya taşınıyor. Mekke, Medine gibi topraklar Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Son var Osmanlı halifesi İstanbul'a getiriliyor ve zaman içerisinde yolda ölüyor ve bundan sonra valilik, hilafet Osmanlı'ya geçmiş oluyor. Bütün bu seferler neticesinde 5000 kişilik işten sonra Osmanlı Mısır'da bir garnizon bırakıp geriye İstanbul'a geri dönüyor. Şah İsmail'le bir anlaşma yapıyor. Şah İsmail ben hayatta kaldığım müddetçe Osmanlı benden endişe etmesin diyor. Bir anlamda bütün doğu sorununu halletmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ölümü de çok trajik oluyor. Böyle büyük bir sultan. Kimileri ah aldığını söylüyorlar. Babasının hatta onunla ilgili bir bedduası olduğu söyleniyor. Oğlum şir pençelere gelesin diye. Şir pençe aslan pençesi anlamına geliyor. Ve bir çıban, hıyarcık adı verilen bir çıbanmış arkadaşlar bu. Yavuz'un sırtında bir çıban çıkıyor. Bu çıbanı sıkmayın padişah. Daha zamanı gelmemiş denilmesine rağmen biz çelebi miyiz? Bizim işte oturup da bununla uğraşacak zamanımız yok deyip hamamda bunu sıktırıyor. Sıktırınca çıban demek ki bir iltihap taşıyor. İltihap yayılıyor. Bütün vücuduna yayılmaya başlıyor. Ve kendisini zehirliyor. En sonunda anlıyor ki bundan kurtuluş yok. Bu çıban hayatının sonu olacak. Ve sonuçta ölümün hakvaki olacağını anlayınca da oğlu Süleyman'a hemen haber verilmesini istiyor. Daha oğlu İstanbul'a varmadan da ruhunu teslim ediyor. Mutabı olduğu üzere oğlu Süleyman gelinceye kadar öldüğü gizleniyor ve bu şekilde ruhunu teslim ediyor. Kendi yaptırdığı, daha sonra Süleyman'ın inşa ettirdiği Yavuz Selim Camii'ne İstanbul'da defnediliyor. Yavuz Selim gibi 8 yıllık bir süre içerisinde doğunun en büyük sultanı haline geliyor. Safevi tehlikesini büyük ölçüde azaltıyor. Memlük topraklarını Osmanlı mülküne katıyor. Osmanlı hazinesini dolduruyor. İlk İslam halifesi oluyor. Mekke Medine'nin daha önce sahibi sıfatı kullanılırken Araplar veya daha önceki devletler Mekke Medine'nin sahibi derken kendisi hadimi, hizmetçisi sıfatını kullanıyor. Buralarda büyük ölçüde Osmanlı'nın işte bu bölgelere hizmet götürmesini, su kanalları açmasını sağlıyor. Yani birçok önemli iş yaptığını söyleyebiliriz. Zalimliği konusuna gelince de dediğim gibi burada dönemin Yeniçerilerinin hak bilmezliği, paşaların bir anlamda sınır bilmezliği nedeniyle bu kadar sert davrandığını söyleyebiliriz. Toparlarsak Osmanlı Devleti'nde Yavuz 8 yıllık bir sürede İmparatorluğu bu kadar genişletmiş büyük bir padişahtır ve 8 yıla bütün bu fetihlerine sığdırmıştır arkadaşlar. Burada tamamlıyorum ben arkadaşlar. Yine inşallah sınav haftası ders yapmayacağım. Sınav sonrasındaki hafta yine birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hocam bir sorabilir miyim? Süre dolmak üzere ama istersen sor. Sınavla ilgili sisteme yükledikleriniz sadece çalışsak yeterli mi hocam? Yeterli, yeterli. Sadece onları çalışsanız yeterli. Çok zor sormayacağım. Rahat olun. Test, boşluk doldurma falan soracağım.